Herkese merhaba. Bugün Alba 500 Watt kitin ilk sürüş testini gerçekleştireceğim. Fakat bunu gerçekleştirmeden önce bisikletimi size kısaca tanıtmak istedim. Bu Carraro Flexi 121D piyasada da sıkla görebileceğiniz 20 inçlik katlanır bir bisiklet. 21 vitesli. D mekanik disk fren demek. Ben bunu aldığım zaman mekanik disk performansını yeterli bulmadığım için Shimano'nun MT200 hidrolik frenleriyle değiştirdim. Üzerinde daha önce de söylediğim gibi 500 wattlık bir kit var. Bafang 65 Nm tork üreten bir motora sahip. Üzerindeki batarya bagaja monte 12.8 amper saat. Evet, yakına doğru gelecek olursak bu bisikletin arka rublesi 14.28, ön ayna kol 28.38.48. Alba'nın kontrol ünitesi. Evet, şimdi kit ile beraber standart bir şekilde gönderilen gösterge ya da kontrol panelini kısaca tanıyalım. Gösterge üzerinde 3 tane düğme var. Bunlar artı, power ve eksi düğmeleri. Artı düğmesine uzun süre bastığınızda farlar yanıyor. Eksi düğmesine uzun süre bastığınızda bisiklet yürüyüş moduna geçerek 6 km saat hızla hareket ediyor. Power tuşuna tek basıldığında ise bazı yol bilgisayarı verilerine ulaşabiliyoruz. Bunlar toplam kilometre, maksimum hız, ortalama hız, toplam kullanılan süre gibi veriler. Gösterge üzerinden motorun gücünü, anlık hızı, batarya seviyesini, kit destek seviyesini ve mesafeyi görebilirsiniz. Bu kitte 1'den 9'a kadar destek seviyeleri bulunuyor. Bunlar artı eksi tuşuna basılarak sürüş esnasında ayarlanabilir. Artı eksi tuşuna uzun süre basıldığında ise panelin ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan bazı kişiselleştirmeler yapabilirsiniz. Evet, göstergede en sevmediğim şey bataryanın çubuk şeklinde gösterilmesi. Keşke yüzde şeklinde gösterilseydi. Böylelikle daha hassas bir şekilde batarya seviyesini takip edebilirdik. Umarım ileride bu güncellemeyi yaparlar. Bu kiti aktive etmenin iki yolu olduğunu belirtelim. Birinci yol pedal desteği, yani pedalı çevirdiğinizde motor aktive olur. Ya da el gazı. Bakın şurada el gazı denilen bir parça var. Bunu döndürdüğünüzde motor hareket etmeye başlar ve bisikletiniz hareket eder. Evet, isterseniz yol testine başlayalım. Bu kit bana 65 Nm tork sağlıyor. Diğer kitlerle bunu karşılaştırırsak Alba 250 standart olanı 32 Nm tork sağlıyor. Pro modeli ise 45 Nm tork sağlıyor. 500'de ise 65 Nm tork elde edebiliyoruz. Bu neden önemli? Tork, eğer yokuşlu bir yerde yaşıyorsanız torku yüksek bir motor tercih edebilirsiniz. Ben daha önce 250 kullandım fakat Ankara'da yaşadığım için sürekli olarak yokuş çıktığım ve sürekli olarak yokuş indiğim için 500 wattlık kiti tercih ettim. Maksimum hız testine geçelim. Kit destek seviyesini ben 9 olarak ayarlayacağım. En yüksek seviyede. Bakalım kaç kilometre hıza ulaşabileceğiz. Pedal destekli bu arada. El gazı kullanmayacağım. Haydi başlayalım. Evet. 19, 20, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 32, 33, 34. Evet, 34. Gördüğünüz üzere sıfırdan
pedal desteğiyle 34 kilometre hıza ulaşabildim. Bu hız sizin kullandığınız bisiklete ve kullanıcıya göre değişir. İsterseniz aynı testi şimdi ise hiç pedal çevirmeden el gazıyla yapalım. Evet, hiç pedal çevirmeyeceğim. El gazı kullanacağım. Maksimum hızımızı görelim. Haydi bakalım. Evet. 10, 15, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 30.2, 31, 31.7, 32.2, 32.5, 32.6, 33. Evet. El gazı ile de düz bir yolda 33 km hızlara ulaşabildim. Tabii aslında buradan şunu anlıyoruz. Bu bisikletin zaten vitesinden ve dişli oranından kaynaklı ve jant çapından da kaynaklı. Belirli hız seviyelerinden sonra zaten hızlanamıyoruz. Hız boşa çıkıyor. Dolayısıyla bu bisikletin hız limiti 35. Pedal çevirirseniz aradaki fark ne? Motor daha az watt harcayacağı için bataryayı daha ekonomik bir şekilde kullanacaksınız. İkisi arasındaki tek fark, el gazıyla sadece çevrildiğinde motor yüksek güç harcayacak. Siz eğer pedal desteği verirseniz buna, motor daha düşük güç harcayacak. Şimdi isterseniz yokuş testine geçelim. Burası Bilkent, 3 yokuşları bol olan bir yer. Bakın ileride Ufuk sitesine doğru giden Bilkent 3 yokuşu var. İsterseniz oraya tırmanalım. Hadi gidelim o zaman. Evet. Tabii normalde siz bu bisikleti kullanırken 9 destek seviyesinde mi kullanacaksınız? Hayır. Bu bir test amaçlı sadece. Normalde ben de günlük hayatta bunu 3 destek seviyesinde kullanıyorum. Oldukça yeterli. Hem batarya ekonomisi açısından daha avantajlı oluyor. Hem de spor açısından. Yani hem de pedal çevirdiğim için spor oluyor. İkisi bir arada. Evet. Güzel bir yokuş burası. Şu an 21 kilometre ile bu yokuşu çıkmaya başladık. Şehir hayatında bulabileceğiniz, karşınıza çıkacak iyi yokuşlardan bir tanesi. 20 kilometre hızla rahat bir şekilde bu yokuşu çıkıyoruz. Hızımız 20. Sabit. Şu an pedal çeviriyorum ama boş gibi çeviriyorum. Yani çok zorlanmıyorum. Bu arada şunu da belirtmem lazım. Bunlar 500 watt fakat anlık tüketimde, bakın görüyorsunuz, belki görüyorsunuz şu an ekrandan. Göremiyorsanız da ben söyleyeyim. 950 watt harcıyor şu an. Yani 500 wattlık bir motor yokuşlarda 950 watt harcayabiliyor. 250 watt da 500 watt harcayabiliyor. Benim zaten 500 watt tercih etmemdeki neden buydu. Yani şimdi 250'lik bir motor sürekli yokuşlarda 450-500 watt'ta siz onu kullanmak zorunda kalırsanız eğer, bana göre motorun ömrü daha kısalır. 500 watt'larda hani zaman zaman, tabii bakın bu yokuşlarda 900 watt harcıyoruz ama normal yokuşlarda genelde 200-250 watt, 300 watt ya da 400 watt yeterli oluyor. Hal öyle olunca motoru zaten ben maksimumundan daha az bir seviyede kullanıyorum. Bu da motor ömrünün daha yüksek olacağı ya da azalmayacağını bana düşündürtüyor. Tabii diğer kitleri kullanan arkadaşlar, diğer markaların kitlerini kullanan arkadaşlar, 250 watt, 500 watt, onlar da anlık tüketim yüksek oluyor mu? Bunu yazarlarsa sevinirim. Evet, yokuşu çok rahat bir şekilde çıktık. Yokuşun sonuna doğru geldim zaten. Şimdi birazdan el gazıyla yokuş çıkmayı deneyeceğiz. Genelde 40-50 km hızın üzerine çıkmıyorum yokuş aşağılarda. Çünkü siz fren kullanmazsanız 50-55-60 km hızlara rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Neden dersiniz, hani bu 20 inç katlanır bir bisiklet. Ben bu bisikletin tasarımını bu hızlara uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Bir de 50-60 kilometre hızlar ciddi hızlar. Bizim hani her ne kadar kaskımız ve koruyucu ekipmanımız olsa da bunlar hani motor kaskı değil. Çok ciddi koruyucular değil. Evet, haydi bakalım. Şuradan aşağı inelim. İsterseniz bir son hızla görelim. 40. 50. 52. Evet. Gördüğünüz üzere yokuş aşağılarda çok rahat bir şekilde 50 kilometrenin üstüne çıkabiliyorsunuz. Bu da iyi bir fren sisteminizin olması gerektiğini size gösteriyor. Bu bisikletlerde mekanik disk fren vardı. Ben memnun kalmadım ve onu Shimano'nun hidrolik MT200 fren sistemiyle değiştirdim. Ve fren kullanan arkadaşlar da var. Fakat sürekli yokuş iniyorsanız ve sürekli yokuş çıkıyorsanız sürekli fren kullanacaksınız anlamına geliyor. V frenler janttan kavradığı için jantlarınızın aşırı ısınmasına yol açtığından jantınızın çatlamasına neden olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Kısa bir bilgi size. Evet. Şimdi karşıda görüyorsunuz ciddi bir yokuş var. Bu yokuşu önce ben el gazıyla çıkmaya çalışacağım. Bakalım çıkabilecek miyiz? Haydi. Evet. 18, 19, 24, 28, 30, 31, 32, 34, evet, yokuş çıkmaya başladı kızımız. Şu an 30. 29'lara doğru düşüyoruz yavaş yavaş. 27. 24. 20. 18. 17. 15. 14. 13. 12. Hızım kademeli bir şekilde düşüyor. 12. 11. Bu yokuşu tamamlayabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. 10. 9. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 4. 4'lü şu an zorlanıyorum. 5. Evet. Zorlanmasına rağmen sadece el gazıyla bu yokuşu çıkabildim. Şimdi aynı testi isterseniz pedal desteğiyle yapalım. Bakalım orada hızımız kaça düşecek veya zorlanacak mıyız? Evet, hızlanmadan direkt yokuş çıkmaya başladım. Hızım 18-19, çok rahatım. Vites en sertte, çok rahat bir şekilde çeviriyorum. Hızım 19-20, çok rahat. On yedi, 16. Evet, yokuşu tamamladık.
pedal çevirerek 15-20 km hızlarda bu yokuşu rahatlıkla çıktım. Kiti düz yolda kullanalım, biraz beraber sürüş yapalım. Daha sonra daha ekstrem bir yokuş var. Orada kitimizi deneyelim ve videoyu sonlandıralım. Çok uzun olmasını istemiyorum ama sürüş testi olduğu için illa uzun olacak. Biraz sohbet edeyim de isterseniz o ekstrem yokuşa gidelim. Hem kitimizi biraz kullanalım hem de yokuşa geldiğimizde ekstrem yokuş testimizi beraber yapalım. Hadi bakalım dönelim. Evet. Tabii 28 Ekim Ankara'da havalar oldukça güzel. Eldiven takmadan bisiklet kullanıyorum. Kişisel koruyucu donanım olarak biliyorsunuz yeni yasayla beraber bisiklet kullananların özellikle gece reflektörlü yelek giymeleri zorunlu hale geldi. Bunun dışında gözlük zorunlu. Bunlara dikkat edin. Yeleklerin şimdi çok pratikleri var. Pratik yelekliğin çıkar. Evet, biraz görüntü kötü oluyor ama insanlar alışır. Bunlara dikkat etmenizde fayda var. Gözlük çok önemli. Trafikte kullandığımız için sürekli taş sıçraması olabiliyor ya da böcek çarpabiliyor. Yüksek hızlarda bunlar çok ciddi sorunlar, tehlikeler, kazalara yol açabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Kısaca bir şeyden bahsedeceğim size. Bu benim kiti kullanırken fark ettiğim bir özellik. Eksik olduğunu düşündüğüm bir özellik. Bu kitlerde fren sensörü yok. Bu şu demek. Şimdi ben bisikleti çevireyim. Bakın çeviriyorum. Motor harekete geçti bir saniye sonra. Evet, çevirmeyi bıraktım. Hala hareket ediyor. Ve şimdi durdu. Yani pedalı çevirdiğinizde siz yaklaşık yarım saniye, bir saniye sonra motor devreye giriyor. Pedal çevirmeyi bıraktığınızda da yaklaşık yarım saniye, bir saniye sonra motor kendini kapatıyor. Kısa alanda manevra yapacağız. Mesela trafikte bir ışığa yaklaşacağız. Dönerken dönemece yaklaşacağız. O zaman bu yarım saniye, bir saniye çok ciddi olarak bizi etkiliyor. Yapamıyoruz yani. O zaman ne yapmamız lazım? Bunun iki tane yolu var. Ya motoru buradan gideceksiniz, destek seviyesini sıfır ayarlayacaksınız. Kendiniz pedal çevirerek oraya yaklaşacaksınız. Ya da el gazı kullanacaksınız. El gazına bastığınız anda motor devreye girer. El gazından elinizi çektiğiniz anda motor keser. Buna dikkat edin. Bunu bilmeyen birine verdiğinizde, bir arkadaşınıza, bir dostunuza küçük kazalar yaşayabilir. Evet, şimdi Beytepe köyünden geçeceğiz. Bu Ankara'nın içerisinde küçük bir köy. Şehre bu kadar yakın olup da köy olarak kalan, imara açılmamış ender yerlerden bir tanesi. Umarım 20 sene sonra buraya geldiğinizde ya da buraya gelenler yine burayı bu şekilde bulurlar diye ümit ediyorum. Haydi o zaman Beytepe köyünden geçelim ve o bahsettiğim yokuşa doğru gidelim. Evet, şu an destek ünitesi 7'de. Gelin bunu biz artık 5'e ayarlayayım ben. Sürekli 9'da kullanırsanız bataryanız çabuk biter. Bir testimde sürekli 9'da kullandım. 12.8 amper saatlik bataryam. İşte 500 watt motor. 90-95 kilo kullanıcı. 31 kilometre yol gidebildim. Full şarjla. Fakat işte bunu daha ekonomik olarak kullansaydım zannediyorum ki 40-50 kilometreleri görecektim. Bu göstergenin bataryayı yüzde olarak göstermemesi de büyük bir handikap. Çünkü mesela şimdi gidiyorsunuz %80 gösteriyor. Yokuş çıkmaya başlıyorsunuz, bir anda %40'a %20'ye düşebiliyor. Sonra tekrar yokuş aşağı iniyorsunuz, %60'a çıkıyor falan. Biraz yanıltıcı olabiliyor. Bu da eksi bir puan. Şu an Beytepe köyünden geçiyoruz. Köyün camisi, kahvesi
Devam. Evet. Umarım keyif alıyorsunuzdur videodan. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışacağım ama kapsamlı bir yol testi oluyor. Akıllarda soru kalmasın. Umarım izleyenlere faydalı olur. Tabii ki teknolojisi çok yeni bir teknoloji. Ben 5 sene sonra bu teknolojinin çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Özellikle batarya teknolojisinde ilerleme kaydedildiğinde farklı noktalara gelecektir. Tern'in ve Dahon'un işte kullandığı motorlar, Bafang veya Shimano'larda 200-250 watt motorlardan 80 Nm torkları elde ettiğini biliyoruz. Yani 200 watt'tan 80 Nm tork elde ediyorsan eğer sen, ya da 250 watt'tan, hem bataryan daha uzun gider, hem de yokuşları daha iyi tırmanırsın, hem de kitin daha az hafif olur. Çünkü bu kit 500 watt, 65 Nm tork üretebiliyor. Hem enerji tüketimi daha fazla 500 watt olduğu için, hem de daha ağır. Umarım ileride daha ulaşılabilir, daha performanslı motorlar kullanırız. Evet. Yaklaşık 5.6 kilometredir beraber bu bisikleti kullanıyoruz. Ben 12.8 amper saatlik bir batarya tercih ettim. Bu bagaja montelerde tercih edebileceğiniz en yüksek amper saat seviyesiydi. Üreticiler bataryalara dolum ömrü veriyorlar. Yani mesela 1000 dolum ömrü. 1000 kez doldurduğunuzda, doldu boşalt yaptığınızda bataryanın performansının düşmesini bekliyoruz biz. Ben yüksek bir batarya tercih ettim. Daha az sıklıkta şarj ediyorum ve daha uzun süre tek şarjla bu bataryayı kullanıyorum. Dolayısıyla bu süreyi uzattığımı düşünüyorum. Fakat gerçek hayatta nasıl olur bilemem. İşte 9.6, 10.8 amper saati tercih edenlerin her gün şarj etmek zorunda kaldığını biliyorum. Bu veriler hep kullanıcıya göre. Tekrar hatırlatayım, 95 kiloyum ben. 20 inçlik bir bisiklet kullanıyorum. 500 watt kitim. 12.8 amper saatlik bir batarya tercih ettim. 35-40 kilometre bir menzilim var. Yokuşta çıkıyorum bu 35-40 kilometrede. Yokuşta iniyorum. Bazen arkadaşlar soruyor, bu kitlerle uzun yol yapılır mı? Yani 50 kilometrelik rotanız üzerinde dinlenme noktaları, konaklama noktaları yaparsanız yapılır. Atıyorum Ankara'dan çıktınız bugün, yarın Kızılcahamam, bir gün dinlen. Ertesi gün işte Gerede, sonra Bolu. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Rotayı iyi analiz etmek lazım.
şunu aklınızda tutun. Normalde bu bisiklet 13 kilo. Bu bisikletler 13 kilo. 10 kiloda bir kit ağırlığı geliyor yaklaşık. Oluyor 22-23 kilo. 22-23 kilo bir katlanır bisikleti. 23 tekerli katlanır bir bisikleti. Rampada çıkartmak motorsuz inanılmaz zor. Düz yolda hiç problem yok. Motoru kapatın yine gidersiniz. 30 kilometrede görürsünüz. Hafif rampada yine kullanırsınız. Çıkartırsınız. Ama böyle birazcık hafif ciddi rampalara gelirseniz motor desteksiz çıkartmanız mümkün olmuyor. Bisikleti de doğru tercih edin. Mesela ben 21 vitesli Carraro'yu tercih ettim. Çünkü bataryası bittiğinde ben bunu kendi gücümle çıkartabileyim diye. Ha bunda bile zorlanıyorsun. Çok ciddi rampaları açıkçası çıkartamıyorsunuz. Geçenlerde bataryam bitti. Buradan geri dönmek zorunda kaldım. Yani eve dönebildim ama çok yoruldum. O bakımdan alacağınız bisikletin dişli oranlarına dikkat edin. İşte 12-32'lik kaset dişliler var. Bunlar çayır şartlarında iyi ama siz yokuşlu bir yerde yaşıyorsanız yetersiz. 100 metre 200 metrelik yokuşlardan bahsetmiyorum. 1 kilometre gidiyorsun atıyorum rampa. O zaman o bisikletler sizi çok yorar. 7,5 kilometredir kitimizi beraber kullanıyoruz. Batarya seviyemiz hala full. Çok inandırıcı olmasa da. Evet, şurada ciddi bir yokuş var. Sol tarafımızda. Bunlar tabii çarpık kentleşmenin sonucu. Böyle olmayacak yerlerde ciddi yokuşlar. Bakalım bu yokuşa çıkabilir miyiz? Çok ihtimal vermiyorum ama deneyelim. Yokuşa bak. Bu yokuşu çıkarsa yokuş testinden tam puan alır ama çok zannetmiyorum. Hadi bakalım. Yediye aldım destek seviyesini. Rahat bir şekilde yokuşa çıktım. Evet şu an 900 watt güç harcıyor. Ama yokuşu çıkabildim. Köpek saldırısı. Evet. Çıkmaz dedim ama çıktı. Yokuş performansı gayet iyi. Şuradaki yokuşu da çıkalım. Yokuşa bak. Sonra buranın ben eğimini ölçerim. Köpekler beni sevmedi. Oh.
Vay vay vay. Evet. İnanılmaz yokuşlar. Vay be. Etkileyici bir yokuş performansı. Evet. Yavaştan yol sürüş testini tamamlayalım isterseniz. Şurada duracağım. Çok da uzun bir video olmasın. Kitte bazı yazılımsal hatalar da mevcut. Mesela kontrol paneli üzerinden kullanıcılar şifre belirleyebiliyor. Mesela şimdi bir şifre belirledik. Paneli açtığımızda bizden bu şifreyi girmemizi istiyor. Fakat bu şifreyi girmeden siz pedal çevirirseniz bisiklet hareket ediyor. Evet. El gazıyla da hareket ediyor. Bu ne demek? Yani kötü niyetli birisi bisikletinizi çaldığında bu şifreyi girmeden bisikletinizi hareket ettirebilir. Kolayca bir yerden bir yere götürebilir. Ama ne olması lazımdı? Bu şifreyi girmeden bisikletinizin hareket etmemesi lazımdı. Evet, küçük caydırıcı bir tedbir. Ancak olması gereken bu. Umarım bu yazılımsal hatayı kısa sürede düzeltirler. Dostlar, genel anlamda kitin performansını beğendim. Özellikle dik yokuşları olan şehirlerde yaşayan bisiklet severler bu kiti tercih edebilirler. Daha önce de bahsettiğim gibi kitteki en önemli eksiklik fren sensörünün olmaması. Aynı zamanda gösterge panelinde bataryanın yüzde değil de çubuk şeklinde olması da bana göre ciddi bir eksiklik. Kitin ağırlığı yine bir eksiklik. Umarım ilerleyen dönemlerde kit, motor, batarya teknolojisi gelişir ve bizler de daha hafif kitleri bisikletimize monte edebiliriz. Böyle bir kit kullanacak kişilere tavsiyem kesinlikle lastiklerini zırhlı lastikle değiştirmeleri. Ani hızlanıyorsunuz, ani yavaşlıyorsunuz. Aynı zamanda ekstra bir ağırlık var üzerinizde. Zırhlı bir lastik çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bisikletle kalın. Sevgiler.